Yepyeni bir nasıl oynanır videosuna herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'da Iris nasıl oynanır? Bunun üzerine duracağımız bir video ile sizlerleyim. Evet, Iris gerçekten yani en güzel içgüdüye sahip karakterlerden birisi arkadaşlar. Ama şunu baştan söyleyeyim, bu videoyu gerçekten dikkatli izleyin. Çünkü Iris'e son zamanda bir nerf geldi. Hasarında ve canında yüksek miktarda düşüşler var. Lakin size bu videoda öğreteceğim, göstereceğim taktiklerle beraber yani isterse üzerine 2 nerf daha gelsin, sadece içgüdüsüyle bile Iris'le şov yapacağınızı bu videoda görmüş olacaksınız arkadaşlar. İlk önce ekipmanlardan biraz bahsedeyim. Iris'e hangi ekipmanlar takılmalı? Şimdi ortalama birçok oyuncuda 2 ya da 3 tane öğe açık oluyor. Bende 4 tane var. 5. 19 atmadığım için açmış olmadım. Benim kullandığım ekipmanlara gelecek olursak arkadaşlar, bir kere orman ayakkabısı şu zamanlarda her karaktere olmazsa olmaz giden bir öğe haline geldi ve bilakis de vampir dişi. Bunların ikisini bir kere kesinlikle takın. Hatta ilk önce şöyle yapabiliriz. İlk önce bir öğesi olanlar ne takabilir? Abi senin bir öğen varsa Iris'le diş takabilirsin. Ama elini sağlam alıştır çünkü canın gider gitmez direkt sağlığa basman lazım. İkinci öğen varsa kesinlikle orman ayakkabısını tak. Faydasını göreceksin. Üçüncü öğen varsa iğneni tak. İğne çünkü bir zaman sonra seni rahatsız edecek. Senin üçüncü öğeyi açmanla beraber rakiplerin de yükselecek hasarlarında ve sağlıklarına değişik olacak. Sen de her zaman sağlık basamayabilirsin. Ve dördüncü olarak ben de kutsal sandalet takıyorum. Iris yani hem ormanda hem karada hem de suda üstünlüğü sağlasın millete karşı. Beşinci öğem olsaydı da büyük ihtimal şiş makası takardım. Ben bunda feromon esansını tercih etmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş olayım dört tane öğeyi. Şimdi içgüdüsünü biliyorsunuz zaten. Rakiplere vurunca yavaşlatıyor. Pasifi zehirlenme, yani vurduğu kişileri zehirliyor. Aktifi de atla ve kap ısıraraktan rakipleri sokuyor ve yine zehirlendirip hasar olarak rakipleri bir hasar vermiş oluyor. Evet, hazırsanız maç içindeki taktiklere geçelim. Orada da Iris hakkında gerçekten çok güzel tüyolar vereceğiz. Ben şimdi hangi mod varmış? Tam mı? Evet. Tam modda savaşa geçerken siz de güzel bir like'ınızı atın arkadaşlar. Abone olun ve zil bildirimlerini açın. Bu arada maç içinde çok güzel de konulara değineceğiz. Kaçırmadan, atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Herkese iyi seyirler. Evet, Iris'in ilk maçı başlıyor arkadaşlar. Iris gerçekten kullanılması çok zevkli ama bir o kadar da profesyonellik isteyen bir karakter yediği nerflerden dolayı. Iris'e dikkat etmeniz gereken en önemli iki husus var. Ve size gerçekten rakiplere karşı çok üstün kılacak iki husus var. Birincisi içgüdü, ikincisi pasif. Pasif neydi kardeşim? Rakibi zehirlemek. İçgüdü neydi? Yavaşlatmak. Yani adamı bakın, korumaya vurdum, yavaşladı. Sizin önemli olan bir tane silah bulmanız ve rakibe vurmanız. Rakibe vurduktan sonra hem yavaştan zehir yiyor hem de %70 hızı kesildiği için rakip baya baya böyle bir bocalıyor arkadaşlar. Bak 19 level 20 level hiç fark etmez. Sadece tutturmanız önemli olan burada. Tutturduktan sonra kombonu saydırabilirsiniz. Taktığımız öğelerle hem çalıda hem suda hem de açık alanda Iris gerçekten kolay kolay yenilmeyen bir karaktere dönüşüyor. Lakin asla bir tankın yanına gitmeyin arkadaşlar. Çünkü sağlığı çok fazla yok. Ve mızrağı da sadece kaçmak için veyahut da kovalamak için kullanın. Sakın ama sakın hasar vermek için kullanmayın. Bakın mesela bu adamın sağlığı yok değil mi Donan'ın? Şu an ben bu mızrakla bu adamın üzerine atılabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü herifin sağlığı kalmadı. Hop, geberdi bu zaten. Şurada bir Nyx vardı. Tamam, güzel kaçmış. Oyunda son zamanlarda herkeste feromon var. O yüzden hiçbir şekilde rakibi yanınıza sokmamanız lazım. Bak şu Skip'i mesela olsun, Bruce olsun, bunlarda hep feromon var. Bir kere vurduktan sonra kombomu saydırmam lazım. Her yere tedbirli girin. Çünkü yakın dövüş karakter yanınıza geldiği anda kurtulma şansınız %0'a inebilir. Bir anda inebilir. Bak. Bunların ikisinde de feromon var. Bak bir kere vurdum nasıl yavaşlıyor görüyor musunuz? Bak buna da vurayım. İyi kaçtı. Şunu alacağım. Bu arada polleri arkamdan gelebilir Eren. Adam nereye gitti hiç bilmiyorum da savaşıyorlar burada. Bak bir kere vurdum. %70 hızı kesildi. Şimdi sadece kovalamak ve ard arda hasar vermek kalacak. Bak hiçbir şekilde kaçamaz arkadaşlar sizden. İstediği yere gitsin. Şu an hem mental olarak hasar yiyor. Yani o kadar küfür ediyordur ki sinir yapıp kendisini yoruyor. Bir de fiziksel olarak hasar yiyor oyunda. Bak. Şimdi mızrakla kovalayabilirim çünkü sağlığı yok. Hop öldü bu. Olay bu şekilde ama öbür Bruce da çalılarda dolaşıyor. Hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Bak Milo bile öldü. Milo'yu da vurmuşuz. O da zehrimizden öldü. Şurada bir yerde olması lazım cesedi. Evet. Aldılar zaten hemen. Evet şu adam sıkıntı. Feromonu var.
Arkada da Bruce var. Bayağı bir sıkıştığımızı söylemem lazım. Bak bu adamın şu an kaçma ihtimali yok. Sıfır. Güm. Uçsa bile yavaş yavaş uçacak. Yani zehir o kadar tesirli ki arkadaşlar. Görüyorsunuz adamı yavaş yavaş cayır cayır yaktık. Evet şu Milo diyorum. Skip'in ölmesi lazımdı ama Bruce'unu öldüremedi. Hop. Bir tane de buradan hasar ye. Hop bir de şuradan. Abi görüyorsunuz kaç seviye feromon esansı. Şu an bunu öldürecek tek düzeyde ben varım. Su ayakkabımız bitti. Bakar mısın abi ya alana? Genişliğine bakar mısın feromonun? Adam evini arabasını satmış basmış ya. Çok yakın oynamamam lazım. O birini daha orada yedi evet. Biz vuruyoruz adamlar sağlık veriyor. Ya adamları görüyorsunuz nasıl tilt ediyoruz. Hadi oğlum bir destek çıkın lan sağlığı yok. Evet o adam ölür. Bakalım. Sağlığı kalmamış arkadaşlar ve bizim hakkımız olanı adamlar tamamladı bu şekilde. Yani görüyorsunuz %100 bizim hakkımız olan bir maçtı. Bu maçı da size bilerekten yüklemek istiyorum. Zaten ilk 3'e veyahut da 4'e oturmuşuz. Yani 19'lar 18'ler hiçbir şekilde fark etmiyor. Iris gerçekten kullanılabilir bir ellere geçince gerçekten manyak silaha dönüşüyor. Ve adam 9 seviye. Bak 9 seviye adam ölecek şimdi ateşten. Ama böyle en azından 12 seviye gibi ezik kaça kaça bir yerlere varmaya çalışan bir adamdan bana göre daha şereflidir. Adam 9 seviyede gitti. Iris diyorum. Skip'in canı olmadığına rağmen onu tahmin ettim etmedim bilmiyorum. Son canını da bir vuruşta öldürdü. Bu asalak herif de yani asalak derken kafasını çalıştıramayan anlamında asalak herif kaçmayı tercih etti ve 0 kill'le hiç hak etmediği bir maçı kazandı. Burada önemli olan Iris'in yapabilecekleri. Bak adam 12 seviye feromon esansı almış arkadaşlar. 12 seviye evini arabasını satmış basmış oyuna. Adamın sağlığını bırak az kalsın öldürüyorduk. Velhasıl kelam Iris'in ilk maçı bu şekilde olsun. Gerçekten muazzam içgüdü ve pasife sahip bir karakter. Şimdi ikinci maçımızda bakalım başka hangi evin arabasını satanlarla karşılaşıp onları da deli etip lobiye yollayacağız. Bunu da görmek üzere ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçımızda başladı. Şunları hemen bir keselim. İşte 5. öğe açık olsa veyahut da 19 öğe olsak arkadaşlar. Bizi hiçbir şekilde yenemezdi o adam. Bu arkadaşlara buradan selam olsun. Dediğim gibi gençler yani yakın zamanda güzel bir teklif çıkarsa ben de oyuna bir nebze para yatırmayı düşünüyorum. Yani emekle geliniyordu bir yere kadar. Şu ana kadar kuruş yatırmadım ama artık görüyorsunuz feromon devrine geçildiyse bize de feromon olması lazım ki adamlarla eşit dövüşebilelim. Yani o 19 seviye beni öldürebilecek bir adam mıydı? 17 seviye Iris'le haşit ettik adamı ya. İşte oyunculuk yok ama sadece parası olan adamlara karşı biz de o şekilde oynamamız lazım artık. O yüzden yakında belki benim hesabımda max görebilirsiniz. Efsane fightlar sizi bekliyor diyebilirim. Güzel. Bak sağlığı yok şu an atladım ve ısırdım bitti. Ya feromon çıkınca artık oyunculuğun çok bir önemi kalmadı. Bak adam atlıyor, donduruyor ve işini bitiriyor. Bak ben ne yapıyorum? Kendi emeğimle, kendi aklımla öldürüyorum. Feromon falan yok. Olsa da buna kullanmam zaten. Direkt yerine şişme kas takarım. Yani sizler de diyorsunuz abi işte hesabın bu kadar düşükken böyle oynuyorsan 19 veyahut da full feromon şişme kas çıkarınca seni düşünemiyoruz bile. Ben zaten Defender yani Osman abinin hesabında bir kere 19'larla oynadım biliyorsunuz videosunu çektik arkadaşlar. Hesabını maksadım videosunu. Yani dedim ki ben direkt dünya birinciliğine bile kasabilirim dedim. Bak adamın hayatını kurtardım. Direkt tek yeme olasılığı çok yüksekti.
Bak bir kere vurdum mu zaten suyun altında da olsa yavaş yavaş ölür. Şunu da unutmayın, buraya kapan kurarsanız takılıyorlar. Evet, zehrimizden öldü arkadaşlar, gördünüz. Hiçbir şey yapmamıza bile gerek yok. O da bizde kalır. O da bizde kaldı. Adam yalnız bir yandan sinirleniyor gibi hissediyorum. Çünkü killerini çaldığımızı düşünüyor ama iki kere hayatını kurtardım, haberi yok. Isırarak öldüreceğim. Evet, onu da zehrimizle öldürdük. Arkadaş salar galiba. Vallahi ondan çok merak ettim. O feromonla oynadı, ben hakkımla oynadım. 7 kilo yine de ulaştık. Yüksekleri kese kese. Evet, ikinci maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten bir kere tutturduktan sonra karakterlerin vay ki vay haline, sadece biraz da karakterle bütünleşmeniz lazım. Nerede duracaksınız? Hangi karakterlerle yakına gireceksiniz? Adamın sağlığı var mı? Ona göre mızrağı saldırmak için mi, kaçmak için mi kullanacaksınız? Bunları da o karakterle oyna oyna öğreneceksiniz ve karakterle bütünleşeceksiniz. İkinci maçta yükseklere karşı boyun eğdirdik ve şimdi üçüncü maçta bakalım kimlerin başını almaya gidiyoruz. Evet, yeni maçımız da yine hızlı bir şekilde başladı. Silahlan, pozisyonunu genişlettir. Rakiplere güzel bir şekilde analiz et rakipleri ve ona göre de savaşmaya başla. Evet, adama bir kere vurduk, yavaşladı. Bir daha imkansız, bizi kovalayamaz. Çalılardan çıkmam lazım. Çünkü ne sağlığım var ne de rakipler kim nerede konuşandı. Hiçbir şekilde kimseyi bilmiyorum. Ama şu adamı şurada indirebiliriz. Bir kere vurduktan sonra dediğim gibi hiçbir şansı yok arkadaşlar. Sizden kaçma şansı yok. Ya yani böyle bir fin değilse, direkt ani ataklı üzerinize atlayıp sizi öldürmezse kaçamaz. O yüzden bir kere vurduktan sonra daha profesyonel düşünmeniz lazım. Altın pompalı falan %100 lazım bana. Hasarımı ve menzilimi arttırmam lazım. Bak bir kere vurdum ya, gerek yok. Sıçrasa bile bir yere kadar gidebilecek. Hop, o da öldü zaten. Hiçbir şekilde girmiyorum. Yanlışlıkla attığımız var, siz sakın atmayın. Sağlığı var, bir sağlık daha aldı. Yanına yaklaşmıyoruz, uzaktan uzaktan. Zaten dallıyoruz. Evet, şu an sağlığı yok. Canı azalır azalmaz mızrak hamlesini de çıkaracağım aradan. Evet, zaten kaçmasının imkanı yok. Tekrardan yinelim. Hop, geber. Tamam, o zehirden çok yaşamaz. Güzel de bir eksiydi. Şurada birisi olabilir. Evet, hala bir tüfek bulamadık. Açık alanlarda oynamam lazım. Feromonlu adamlar gelmiş. Orada bir tüfek mi gördüm bilmiyorum da çok sıkıntı be. Tüfek mi lan o? Oo, efsane bir bomba ama büyük ihtimal Henry bekliyor orada. Henry %100 orada bekliyor bu arada. Kendi alamadığı için başındakini bekleyecektir. Evet, dediğimiz gibi. Hadi sen bana vurma. Skip'i bu zaten. ...19 seviye bile nasıl kasıyor? Bak biz dünkü canlı yayında yemin ediyorum hakkımızla kastık. Adamlar kaça kaça kasıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Gerçekten yazık, günah ya. Böyle oyuncular da var. Bak bir kere vurdum, yavaşlattım, onu öldürürler. Normal şartlarda öldürmeleri lazım. Eğer bayrak çekip işbirliği yapmazsa. Şu vurmazsa öbürküleri öldüreceğim. Ondan sonra bunda vs atarım. Ne oldu artist? Arkana adam buldun, direkt savaşa mı başladın? Güzel. Benden de yedi. Onun sağlığı bayağı bir gidecek. Hatta çok yaşayacağını da zannetmiyorum. Öldü galiba. Aa, bir sağlığı daha varmış. İyi. O da tutmadı. Sen ne yapıyorsun birader ya? Allah aşkına sen ne işe yarıyorsun ki? Evet. Anca self servisi olan bir eleman. Evet, adam bir açık kullanıyor arkadaşlar. Canlı canlı bir hile
Şahit oluyoruz. Adam öldü ama aslında ölmedi. Bak, izleyin, hileye bakın. Alın size açık açık hile, bak. Adamı öldürdüm. Adamı öldürdüm. Klanı da gözüküyor, ismi de gözüküyor. İşte bu adam mesela bu şekilde Türkiye sıralamasında kasıyor. Bak. Şu adamı da ben, bak 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 bak. Ara ara böyle şeyler yapılabiliyor. Bak. Görüyor musunuz? Bak. İyi izleyin. Bak, o adam öldü. Bakın şimdi. Bu kazanacak. Bak. İyi izleyin abi. Evet. İsmi de cismi de klanı da bu şekilde burada gözüküyor. Ve bu adamlar şu an yerelde sıralama kasıyorlar. İşte oyunculuktan ziyade açıklarla veyahut da buklarla kasan bir adamdan ne beklersiniz diyerekten yorumu ve takdiri size bırakıyorum. Biz emeğimizle, biz hakkımızla, biz yatırırsak bile kendi kazandığımız alın terimiz hakkımız olan parayla yolumuza devam edeceğiz. Ne hile, ne hurda, ne bot, ne buk, ne hack, ne hile. Hiçbirini kullanmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Benim burada size öğretmek istediğim taktikler, taktikleri öğretin ve asla bu şekilde boş oyuncu olmayın. Hakkınızla, bileğinizle iyi yerlere gelmeniz dileğiyle diyorum ve 4. savaşa giriyorum. Evet, 4. maçımız başlıyor arkadaşlar. Ya şunu da söyleyeyim, her maçı kazanacağız diye yapmıyoruz bu videoları. Sadece tecrübelerimizden sizlere faydalandırmak istiyoruz. Yani kazanmışız, kaybetmişiz, bunlara çok kafayı takmayın. Sadece karakterle neler yapıyorum, hangilerine ne zaman saldırıyorum, anlatımlarıma kulak verin. İlk maç mesela. Abi adam 5 öğesini de çıkarmış. Seviyesi zaten full. Öğelerini de fullemiş. Şişme kas full, vampir diş full, çalı koşusu, feromon esansı. Bunların hepsi full arkadaşlar. Ona rağmen adamı az kalsın öldürüyorduk. Gördünüz. İkinci maçı yendik. Üçüncü maçta adam hileden, hurdadan yararlandı. Yani boş oyuncu, karakter yoksunu diyeceğim şekilde bir hile, kumar gibisinden bir yöntemi kullanıyorlar. Yani oğlum, paran varsa paranı bas. Zaten basmışsın, üzerine hile kullanıyorsun. Buklarından yararlanıyorsun. Veyahut da para basmak istemiyor mu? Benim gibi zamanlarca kendi emeğinle kas. Yani gerçekten anlam veremiyorum ya. Emek hırsızlığına giriyor bu. Haksız rekabete giriyor. Yazık kafasına diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bunu da ısırarak öldürüyorum. Neyse, yakında dediğim gibi şu an aklım o kadar esiyor ki. Ya şöyle 5 para etmez ciğersiz oyuncular tarafından feromonla öldürüleceğimiz arkadaşlar. Biz de basalım, bize de feromon olsun, o zaman gelsinler. Herkes adil olsun. Ondan sonra bakalım kim bey, kim düşman. Adamı bayağı yavaşlattık. Bu adamların hepsi beni tanıyor. O yüzden onlar bayrak çektiği için, vurmadığı için bir şey yapmıyorum ama hiçbirine de güvenmiyorum. Bu da az önce bayrak çekiyordu mesela. Ya böyle bir oyuncu bunlar. Baksana, iki vuruyorum, adamın sağlığına bak. Vur kaç oynuyor. Ama hiç de oynamıyor. 3 tane attım, 3'ü de tuttu. Şuraya atıyorum ki birazdan üzerime sıçrayacak zaten aynı bu şekilde. Şimdi karşıya gideceğim. Şurada da bizimleri bekliyor büyük ihtimal. Etleri burada. Feromonlayacak galiba onu. Bir kere tuttursam ileri atlayacaktır diye düşünüyorum. Got
a blend, that's right. Evet, vurduk ona galiba. Zehirleniyor. Hop, üzerine bir de ondan vurduk. Güzel. Şuraya gelecek. Tamam, öldü. Elemanın biri burada. Bu da o şekilde öldü. Öldürürse öldürsün, hakkıdır. Güzel oynadı. Ve sağ ol, ona da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, rakibe bir kere vuracaksınız ama hiçbir zaman daha sarılmamaya çalışın. Çünkü rakipte hem vampir dişi var hem de sizin de sağlığınız gelen nerfle daha azı düştüğü için gençler. Yani hasar almayacaksınız, hasar vereceksiniz. Zaten bir kere vurduktan sonra istedikleri kadar çalı koysu. Bakın Nyx'te çalı koysu artı aktif hızlanma vardı. Yine de çok tecrübesiz ve çok noob bir oyuncuydu benim gözümde. 3 tane 4 tane bir şey attım, hepsinden yakalandı, hepsinin tesisini ve zehrini yemiş oldu. Ve 4. maçı da bu şekilde tamamladık. Hazırsanız son maçımız olan 5. maça geçelim. Son maçımızdayız. Şöyle bir Efsu pompalı alayım da sizlere şöyle bir göstermek istiyorum ama abi adamlar direkt geliyor yanımıza, tanklar manklar. Ne diyoruz, tanklardan uzak duracaksın. Böyle iki sağlığın olursa, silahların güzel olursa, altınları veyahut da en kötü gümüşleri dizdiysen tankları açık alanda yenebilirsin. Ama tanklar böyle oyunun başlarında sizin yanınıza geliyorsa bayağı bir sıkıntı. Ve şu anda çok gidilmeyecek yere doğru gitti. O yüzden oraya hiç adım bile atmak istemiyorum. Müzede bir tane altın tüfek buluruz umuduyla şu camların arasına direkt bakacağım. Bence vardır, öyle içime doğdu. Molly gel mi oğlum? Altın bomba varmış. Burada illa bir şey çıkıyor. Gel şuna vur la. Gel şuna vur. Şuna vur, heh. Eyvallah canım. La oğlum, bir şurayı kıramadık lan. Heh. Şu Pedro'yu mesela hiç sevmiyorum. Holigan yine gelmiş. Bu arkadaşların hepsi beni seven, daha önce benimle oynayan, beni tanıyan kişiler. Evet, şarjı hiç görmediniz arkadaşlar. Dünkü yayında zaten telefon şarjdan kapandı. İnşallah yine unutmam. Oyuna kaptırıyorum bazen kendimi. Bu adamlar bak, adam para yatırmış az önceki. Hakkıyla kasıyor. Öbürküsü de para yatırmış veyahut da yatırmamış. Bilmiyorum, yatırmıştır. O da hakkıyla kasıyor. Ne böyle bir öldükten sonra bug kullanma hiledir, şöyledir, böyledir. Toksik oyuncu da değil. Birini öldürdükten sonra full bir şey spamlayan oyuncu da değil. Bak şu gelecek. O da bizde kalacak. Hiç kafanızı yormayın. Bir kere vurduktan sonra gerisi geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi üzerine yürüyebiliyorum. Niye? Çünkü zaten bu adam öldü. Daha belini doğrultamaz. Onun dışında su ayakkabım vardı ama üzerine gitmiyordum. Çünkü dük bu. Hem hasarı fazla hem de aktifle dondurdan ben biterim. Hiçbir şey yapamam. Mızrağımız falan yok. Sağlıklarımız iyi durumda. Kubile'ye de selam olsun buradan. O Fini hiç sevmiyorum. Fini ben bizzat öldürmek istiyorum. Neredesin birader? Lan yanlışlıkla vurdum adama be, tüh. Nerede abi şu Pedro ya? Öldü mü o Fin? Fin'i arıyorum. Ya abi cheeseburger mi bu? Cheeseburger benim dostum. Şu Molly benim dostum. Kubilay benim dostum. Yani herkes de aynı maça gelmiş. Şu adamı öldürek bari. Bir kişi bir kişidir. Evet, birini yedik. Pedro kardeş. O da yaşamaz abi, yaşamaz. Evet, o da öldü. Tüfeği kaptırdık ya, o değildi. Kim kaldı ki oğlum? Kubilay, Molly.
Larry, ben, Donna. Tamam, o da ateşe gitti zaten. Ya herkes tek tek ateşe gidecek ya da burada bir vs atacağız. Hak eden kazansın. Biri daha ateşe gitti galiba. Evet. Donna da gidiyor gibi gözüküyor. Bekleyeceğim abi. Bu şekilde haritanın ortasında bekleyeceğim de Joey beni rahat bırakmıyor. Oha lan. Ben de onu Kubilay sanıyorum ya. Evet, bu arkadaşların hepsine tek tek selam olsun. Gerçekten hepsi tecrübeli, karakterli ve düz bir şekilde oynuyor yani. Hiçbir şekilde hileden, hurdadan yararlanmayan. Hepsine buradan selamlarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Adamın dipleri gerçekten. Seviliyorsunuz, eyvallah. Evet. Ana menüye dönelim. Iris bu şekilde arkadaşlar. Açık alanda dolaşacaksınız. Adamları bir kere vuracaksınız. Vurduktan sonra kombolarınızı saydırın. Mızrağı sadece kaçmak için kullanın. Sakın ama sakın atak için kullanmayın. Adamın sağlığı olmadığını anlarsınız. O zaman kullanın abi. Son darbeyi vurmak için kullanın ama diğer şekilde atıyorum. Düktür, baktır, brustur. Bunları hiçbir şekilde yakın temasa girmeyin. Mızrakla bile girmeyin. Sağlığı olmadığını bilseniz bile girmeyin. Adam aniden bir sizi kıstırır. Feromonu bir yapıştırır. Alacağınız maçı verirsiniz ve kendinize aşırı aşırı kızarsınız. Hiç ama hiç gerek yok. Boşu boşunuza ne kendiniz yorun ne de eksinizi yiyin. Bu şekilde Iris'i oynayabilirsiniz. İçgüdü kesinlikle çıkarmaya çalışın. Kesin kesin çıkarmaya çalışın. Karakter 14 levelde mi açılıyordu? 15, 14 veyahut da 15'te içgüdü açılıyordu. Bir an önce fişleri biriktirin. Altınlarla karakterlerinizi 14 yapın ve girdiğiniz her karakterle içgüdüsüz oynamamaya çalışın. Ve bu videomuz da bu kadar olsun. Salı günü güzel bir video gelecek. Hatta ufak bir spoiler vereyim mi? Şöyle 300 bin elmasa belki bir toplu sandık açılımı yapabiliriz. Zaten sizlerin de okulları yok. Bildirimleri açın arkadaşlar. 300 bin elmaslık bir sandık açılımı sizleri bekliyor olacak. Bakalım hangi takipçimizin hesabına denk geliyormuş. Onu da zaten salı günü görmüş oluruz. Videoya beğenin, kanalımıza abone olun ve son olarak da dediğimiz gibi zil bildirimlerini açın ve yorumlar kısmında benimle fikirlerinizi paylaşın. Ve şu an ekranın köşesinde çıkan videoya tıklayarak da çektiğimiz bir önceki Zuba videolarını izleyin. Özellikle canlı yayını izleyin ve like atmayı unutmayın. Uzan yepyeni ve çok güzel canlı yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.